şıngırda, şıngır 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 şıngırda. Dardır geçilmez aman aman, soğuktur sular. Şıngırda, şıngır 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 şıngırda. Bir tat içilmez aman aman, sıvamı bak kollarını topla beyaz. Murat'la Gezinti sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyor. Bu haftaki durağımız Tire. Kızılcahamurdayız. İlk defa deve güreşi müsabakası oluyor. Bakalım Kızılcahamur'da deve güreşi müsabakası nasıl oluyor? Hep birlikte izleyelim. Aynı şekilde savunmada kalarak küçük ağayı taşıyan, ayakta kalan Tire'den Mercan. Şu ana kadar her iki ustada da birbirine açık vermeden. Değerli misafirler, kıymetli seyirciler, öte yandan güreşlerine devam eden Tire'den Mercan, Torbalı'dan Küçük Ağa. Bir ağamız var, Cengiz Ülgüdür. Evet. Bu yılın ağası tabii ki. Ona ne yapıyoruz? Çok teşekkür ediyoruz. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Ağız ünvanını aldı. Evet. Ben gezmedim hiç. Devrenin başlarını belimle ameliyat oldum. 2 sene evvel tam bugünkü gün berbat. Nasıl? Gezmiyorum, ne yapayım? Burada oturuyorum. İyi seyirler. Sağ ol. Bak şu an deve de bizi izliyor, yazık. Tamam. Bunlar ne yapmış? Sevilir bunlar. Ha, sevilir. Nasıl? Atasporumuzu iyi yaşıyor mu size göre? Yaşıyoruz. İzleyenlerine diyoruz. Atasporumuza ne yapalım? Sahip çıkalım. Sahip çıkarım. Çok sağ olun. Tamam. El sallayalım mı? El sallayalım. Çok sağ olun.
gelsin. Yağmur mu yağıyor? Güneşten. Evet, güneşten. Vallahi en güzel sevgili izleyenler. Keyif vallahi yukarıda. Şu anda ablamız ne yapmış? Şemsiyeyi almış. Bizler yanalım. Ah, senin keyfe bak. Nasıl gidiyor şu an müsabaka? Çok güzel gidiyor. Nasıl güzel geçmişsin ya? Gölgelere alt, gölgelere yapmışsın kendini. Aynen öyle. Sene olmuş. Nereden başladın merak? 53 sene olmuş buraya gelmeyeli. 53 sene olmuş. İlk defa oluyor. İlk defa oluyor güneş 53 senedir. Oo, maşallah. Nasıl gidiyor şu anda müsabakada? Güzel gidiyor. İlk defa seyrediyorum ben de. Memnun muyuz? Memnunuz. Nasıl, deveyi daha önce görmüş müydük? Görmüştüm tabii. Bir daha gördün. Evet. Müsabakalar nasıl? Kıran kırana mücadele oluyor. Aynen öyle oluyor. Güzel. İzleyenlere tavsiye eder misiniz? Tabii ki, herkes gelsin seyretsin. Atasporumuza ne yapalım? Destek olalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dikkat et, kar yağmasın biraz sonra. Taş da yağmıyor. Tamam. Neredeyiz şu anda? Kızılcahamızda. Kızılcahamızda şu anda ne oluyor? Deniz güneşi. Müsabakalar şu an kıran kararlar. Bakın şu anda birbirlerini yiyor develer. Nasıl bir heyecan var? Heyecanlı, güzel. Memnun muyuz şu anda? İlk defa burada oluyor müsabaka. Memnunuz. Nasıl? Develeri daha önceden nasıl biliyorduk? Yani yakından görmüş müydük daha önce? Görmedik. İlk defa görüyorsunuz. İlk defa görüyorum. Nasıl ilk buluşma? Güzel. Memnun muyuz? Memnunuz. Hayat nasıl geçiyor burada? Güzel geçiyor. Kimlerle geldik şu anda? Kızılcahamızda. Kimlerle geldiniz buraya? Budu benim akraba. Bir tane daha var, daha akraba. Onun arkadaş mı bunlar? Arkadaş bu. Arkadaşlarla geldiniz ya, kol kola. Deve güreşi izliyorsunuz. Ha öyle. Gelmediydik, şimdi geldik. İyi yaptınız. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin, seyirler. Tamam. Tamam. Poşet standı. Nasıl gidiyor şu anda işler? İşler normal. Nasıl müsabakalar? Kıran kırana mücadele oluyor. Evet, kıran kırana mücadele oluyor. Çok güzel güreşler oluyor. Havalı biraz ısındığı için tabii eskisi gibi tam zevkli olmuyor ama yine de güzel yani. İlk defa olmasına rağmen bayağı güzel bir katılım var. İlk defa olmasına rağmen büyük katılım var. Güzel yani. Her şey gönlünüz olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Konuş, konuş. Konuşmam ya. Konuş. Nasıl gidiyor satış? Vallahi bugün sakat ya. Niye ya? Develer orada güreşiyor. Eğer deve güreşini kaybeden develer ne oluyor? Buraya geliyor. Izgara oluyor. Evet. Ha, sen de şimdi biliyorsun ha. Avcı gibisin maşallah, takip ediyorsun. Takip ediyorum. Nasıl gidiyor müsabakalar? Vallahi çok iyi ya. Kıran kırana değil mi ya? Tabii ya. Çılgınlığı sezon sonu başlamadım. Olmasına rağmen evet. Durmuyorlar. Evet. İzleyenler ne yapsın? Atasporumuz sahip çıksın mı? Yani. Satışlar nasıl? Etimiz nasıl? Valla etimiz mükemmel. Bu ne sucuk bu? Deve sucuğu mu güzel? Deve sucuğu daha iyi bence. Daha ne şifası var? Ya sağlık yönünde şifası var yani. Her derde deva yani. Karaciğere, böbreğe, dalağa, her şey, evet. Gribe iyi geliyor. İyiymiş. Yiyen ne oluyor? Valla yiyen iyi oluyor, iyileşiyor. Yine dağlarda koşuyor. Eyvallah. Karlı dağlar var, oraya koşuyor. Eyvallah, en sallıyorum ya. Hadi. Anlatıyoruz ya, deve sucuğu. Bir yiyelim bakalım tadı nasılmış ya. Buyurun. Kime nasip olacak bu? Sana olsun. Ya herkes nasip olmaz değil mi bu? Tabii. Şunu siler misin şurayı? Heh, ağzını su yakmış da. Ya... Aman değirmancı, değirmancı,
lazımım olmaz. Oluklar sular dolmaz. Dahir birazdan gelmez. Al git çavdarına buğdayına. Dahir birazdan gelmez. Al git çavdarına buğdayına. Sağ ol, merhaba. Nasılsın? Hamdolsun, iyi. Sizler çok şükür iyiyim diyorsunuz. İyi. Geziyoruz. İyi. Çok... Neredeyiz şu anda? Burası Kızılcavalı köyü meydanlık. Ne güzel değil mi? 53 yıldır ilk defa bugün ne oluyor burada? Öyle oldu. Deve güreşi ya. Deve güreşi oluyor. Nasıl gidiyor müsabakalar? Heh? Nasıl gidiyor müsabakalar? Nasıl gidiyor? İyi, iyi, güzel, güzel. Ben yengem sağ. Seviyor musunuz deve güreşini? Deve severim ben. Onun için diyorsunuz bugün buradayım. Hayat nasıl gidiyor burada? İyi, şükür, elhamdülillah. Her zaman olsun böyle deve güreşleri. Olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Olsun öğütte çavdarıma buğdayıma. Al gel hanımım al gel. Getir hanımım getir. Oluklar sular dolur. Al gel çavdarına buğdayına. Oluklar sular dolur. Al gel çavdarına buğdayına. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sen hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir alandayız. Kızılcahamızdayız. İlk defa 53 yıldır bir müsabaka oluyor burada. Evet. Atasporumuz bugün burada yaşıyor. Evet. Öncelikle katılımı, müsabakaları nasıl bulduk Sayın Kaymakamım? Katılım çok güzel. Sezonun son müsabakalar olmasına rağmen inanılmaz bir katılım. Gerek deve camiası olarak gerekse seyirci olarak çok güzel bir katılım var. 53 senede burada olması ayrı bir güzellik tabii köy açısından da. Bu yılda ilk ağa seçildi ağa. Cengiz Ülgüdür. Evet. Ağa seçildi. Cengiz Bey sağ olsun tabii bütün etkinliklerimizde hep bizim yanımızda oldu bugüne kadar. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bundan sonra da hep yanımızda olacağını biliyoruz. Sayın Kaymakam, Ataspor'u çok sevdiğinizi biliyoruz. Bizler bazen Biga'ya gidiyoruz. Okçuk Festivali'nde Sayın Fatih Gelin ben misafir olmuştum Biga'da. Bakıyorum Sayın Kaymakamlarımız artık çok aktif maşallah. Atasporumuz için, yaşaması için elinden geleni yapıyor. Ya tabii yani bu bizim geleneğimiz, göreneğimiz, kültürümüz bu. Ve de yani artık yani yönetim şekli de değişti. Kaymakamlar artık halktan kopuk değil. Bravo. Hepimiz halkın içindeyiz. Halkın içinde olmak zorundayız. Onlara hizmet için varsak onlarla beraber hareket etmek zorundayız. Ve tabii dediğim gibi bu da bizim kültürümüz spor. Kesinlikle. Müsabakalar nasıl Sayın Kaymakam? İzlediniz müsabakaları. İzlediğiniz kadarıyla nasıl buldunuz? Ya çok güzel. Bakın yani sezonun son güreşi final olmasına rağmen inanılmaz güzel güreşler. Ben bile ummuyordum bu kadar. Yani çünkü malum develer sıcak ortamda güreşmezler. Soğuk bir orta çevre olması lazım iklimin. Ama inanılmaz güzel güreşler oluyor. Fazla zaman almak istemiyorum. Katılmaz. İlk olmasına rağmen katılım çok güzel. Ama. Çok güzel. İnanılmaz güzel bakın yani. Tam bir piknik havasında, tam bir şölen havasına geçiyor. Çok güzel. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, başta Muzaffer Bey olmak üzere, köy muhtarımıza ve diğer arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Peki şunu sormak istiyorum Sayın Kaymakamım. Nasıl başladı bu aşk? Deve güreşi aşkı? Ben bu bölgenin çocuğuyum. Yörenin çocuğuyum ya. Küçükten beri biz Selçuk Efes deve güreşlerinin de temelinde bizim imzamız vardır. Uzun yıllardan beri devam eden bir gelenek bize. Çok teşekkür ederim Sayın Kaymakamım. Aslında bugün deve güreşi bahane. Bugünkü müsabakalar, bugünkü güreş, bugünkü katılım şahane. Tabii yani kesinlikle bu bir kültürdür, bir dayanışmadır. İnsanların burada gelip bir arada gününü gün etmesi, bir dostluğunu pekiştirmesi çok güzel bir olay. Tabii güreşlerle pekişiyor da. Ben teşekkür ederim. Ağzı sağ olun. Sayın Kaymakam. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Her zaman gibi yine yalnız bırakın. Allah razı olsun. Başkanım merhabalar. Merhaba efendim. İyiyim sizlere. Tebrik ederim sizleri. 53 yıl sonra tekrar Kızılcahamızda güzel bir müsabaka gördü. Doğrudur. Etkili halkı. Sağ olun. Öncelikle katılım,
Müsabakalar nasıl geçiyor? Şimdi müsabaka iyi geçiyor. Sezonun son deve güreşi bu. Kızılcavlı köyünde yapıyoruz. Tabii 53 yıldan beri burada güreş olmamış. 53 yıl sonra bu organizasyonu burada Sayın Muhtarımız Ali Barut, İl Genel Meclis Üyemiz Hüseyin Güngör ile beraber organize ettik bunu. Katılım yoğun. Güreş de güzel gidiyor. Sizlerin sayesinde böyle iyi bir ortam yapıyoruz. Sizin dediğiniz gibi güreş daha ne işte yemek şahane, kata şahane. Yani iyi gidiyor. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Bu arada ne diyoruz? 24'ten sonra gelir 25. Dünyanın bir numaralı kanalıdır. Kanal 35. Allah razı olsun. Ne güzel bir deneyim oldu. Sağ olun. Şunu sormak istiyorum. Tabii ilk ağımız seçildi. Evet. Yanılmıyorsam Cengiz Ülgüdür. Doğrudur. İlk ağımız oldu. Orada çok teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı. Cengiz Ülgüdür bu havza Küçük Menderes Havzası'ndaki bütün güreşlere desteklerini sağlıyor. Yani desteklerini esirgemiyor bizlerden. Onun sayesinde bu güreşler böyle gidiyor. Yani maddi manevi yanımızda. Sizin aracılığınızda teşekkür ediyorum komite adına. Sağ olun. Sağ olun. Katılmasın ilk olmasına rağmen. Katılım aşağı yukarı 4000-5000 kişi arasında bir izleyici var burada. İyi ilk olmasına rağmen. İlk olmasına rağmen. Bu diyelim ikincisi olduğu zaman daha da çok katılım devamı olacak. Devamı gelecek mi? Gelecek. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü gelincisi olarak. Çok müsabaka takip ediyorum ama bugünkü müsabaka kıran kırana. Doğrudur. Yani şimdi şu anda izlediğimiz güreş Türkiye'nin şampiyon devesi Çılgın Özer Ulucak'tan geldi. Yani izlediğimiz güreş Türkiye'nin bir Galatasaray Fenerbahçe maçıymış gibi yani bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi müsabakalar sizlere. Teşekkür ederim. İnşallah böyle atasporumuz sizlerle birlikte yaşar ve devam eder. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun hocam. İlk ağırlığınız öncelikle nasıl? Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ve tabii ki sizlerin müsabakalara, Atatürk'e vermiş olduğunuz değeri, önemi görüyoruz. Sağ olun. Bugün de yine burada sponsorlukta imza attınız. Öncelikle ilk defa olmasına rağmen 53 yıl sonra burada nasıl bir müsabaka oluyor Sayın Cengiz abiciğim? Murat'cığım, kendi köyümüzde böyle bir Kızılcavlı köyüne gazetelerin arabası, yani cenaze yıkama arabası için yapılan bir etkinlikti bu. Bir katkımız olduysa bize ne mutlu yani. Gerçekten çok mutlu oldum. Katılım da gördüğünüz gibi havanın güzel olmasından dolayı gayet yerinde. Çok da güzel oldu yani. Sayın Kaymakamımız plaketi verdi size. Sayın Kaymakamımıza sorduğumuz zaman da sağ olsun Cengiz Bey her programa sponsor oluyor ve tire yatırımlarını bizler yakına takip ediyoruz ve teşekkürünü belirtti sizlere. Sağ olsun. Bizim bir abimizin sözü var. Şöyle der. Cengiz, kendi kazandığını kendin yersen patlar ölürsün der. Onun için paylaşıyoruz yani. Ne mutlu sizlere. Evet. Nasıl ilk olmasına rağmen katılımı nasıl bulduk? Katılım gayet güzel. Güzel. Müsabakalar nasıl? Kıran kıran müsabakalar oluyor. Evet, gerçekten evet. Güzel, çok güzel. Evet. Sezonun sonu olmasına rağmen güzel müsabakaları izliyoruz. Evet, evet. Sezonun artık son güreşi denilebilir. Gerçekten çok güzel yani katılım. Nasıl başladı sevdamız, aşkımız deve güreşine? Bunlar bizim dededen kalma, babadan kalma, amcamdan kalma bir atasporu. İnşallah biz de çocuklarımızı aşılarız. Önemli şey bu da atasporları tabii ki yani şöyle evet. Çok teşekkür ederim ben de sizlere. Sağ olun. Müsabakalar devam ediyor inşallah. Tekrar beraber olmak üzere. Sağ olun. Nasıl bir İspanya'da bir boğa güreşi oluyorsa bizim burada da bunu sürdürmemiz gerekiyor. Doğru mu yani şimdi? İlk ağzınız hayırlı uğurlu olsun inşallah. Plaketiniz hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sizin gibi önemli sponsorlara Türkiye'nin ihtiyacı var. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Aman gelemez ay yavrum hay.
haydi yürüme, acalım gönlüm sende değiver. Aman gelemez ay yavrum, haydi yürüme, acalım gönlüm sende değiver. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ya diyorsun ki fıstık yiyelim güzelleşelim. Evet buyurun. Afiyet olsun. Evet. Neler söylemek istersiniz? Çok güzel bir müsabaka izliyoruz. Deve güreşi nasıl bulduk? Çok güzel. Havamız güzel. Develerimiz güzel. İnsanlarımız zaten güzel. Bu geleneğimizin devamlı olmasını dilerim. Ya 53 yıl sonra tekrardan Kızılcahamam'da ne oldu? Evet. Bir deve müsabakası izledik. Evet. Nasıl müsabaka? Kıran kıran ne oluyor? Kıran çok güzel. Sezonun sonu olmasına evet, rağmen. Evet, hava da güzel, sıcak olduğundan devremiz daha güzel güreşiyor. Deve güreşi bahane diyorsunuz. Evet, evet. Oturmak, fıstık yemek şahane. Evet, tabii. Her şey güzel gidiyor mu? Güzel gidiyor, evet. Nasıl, müsabakaları beğendik mi? Beğendik. Ben deveciyim. Deveci misin? Evet, eski. Nasıl başladı bu aşk? Dedemizden geliyor aşk. Kolay mıdır bu? Müsabakaları hazırlamak, güreş yapmak? Yok canım, her şeyin bir zorluğu var. Ne zorluğu var? Deve bakmanın? Ya yazdan besliyorsun. Yemini veriyorsun, otunu veriyorsun, gezdiriyorsunuz. Evet. Sonra ne diyorsun devenin kulağına? Oğlum müsabakayı al mı diyorsun? Evet, tabii. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.
vardır mutfaklarınızda. Orkide. Sağlıkla, güvenle. Dürüm, 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 dönerci. Dürüm, 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 dönerci. Din siyah, Ece'nin koyunları yapayalnız tuzaklar. Sen ne söylüyorsun bakayım? Şarkı şarkı, dönerci şarkısı bu. Ben onu dönence diye biliyorum ama. Ya işte sağdan soldan ben öyle duyuyorum. Hmm. Gel ben sana doğrusunu açayım Martı kuşu gel. Nereden açacağım? TTNET müzikten. TTNET müzikten isterseniz bir şarkıyı, isterseniz tüm albümü indirin. Sevdiğiniz şarkıları istediğiniz zaman dinleyin. Siz de kuşlar gibi özgür olun. Şey, Ricky Martı da var mı Ricky Martı? TTNET. İletişimde özgürlük, eğlencede özgürlük. Adını alalım. Ayşenur. Ayşenur, neler söylemek istersin? Yanılmıyorsam sahiplerinden misin? Evet. Sahibisin. İsmi ne? Efem Dayanık. Efem nasıl? Başarılı mı? Evet. Nasıl müsabakalar alıyor? İyi müsabakalar alıyor yani. Şimdi ne bekliyorsun? Biraz sonra müsabakası başlayacak. Ya normalde güreşmeyecekti aslında. Son anda belli oldu. Yine güzel bir şeyler veriyoruz her zamanki gibi. İnşallah bakalım. Olacak. Nasıl? Genç evet, yaşta. Deniz güreşi seviyorsun. Evet. Kim sana açtı bu sevdayı? Ya babam çok seviyordu. Efemi gördüm. Ya. Evet. Efemi gördüm. Başladı bende de. Yani Efemi gördüm, aşık oldum Efemi. Evet. Ne güzel. Her şey Efemi'ne başladı. Ne yapacaksın bundan sonra? Bundan sonra zamanlarda. Ya sürekli zaten Efem nereye, ben oraya. Sürekli onunla birlikte gidiyorum. Ben de her istiyorum. Her güreşe geliyorum. Evet. Her güreşe gidiyorum Efem'in yanına. Sevgili izleyenler. Röportajı yapıyoruz ama şu anda kameramanımız Tolga'ya ne oldu şu anda? Deve geldi. Efem seni yalnız bırakmıyor maşallah. Evet. Tolga'yı alıyor bizden. Evet. Çok evet, teşekkür ederim. Her şey gönlünüz olsun. Sağ olun. Ne diyoruz izleyenlerimize? Ataspor'umuza ne yapalım? Sahip çıkalım. Ve müsabakaları hazırlayalım. Evet. Çok sağ olun. Rica ederim ben de. İzleyenler, Efem artık kimin oldu? Murat'ın oldu. Doğru mu? Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Çok para verdim. Çok para verdim. Sormayın. 1 trilyon. Yiyeyim bakma. Benden sana fayda yok. Baygın Selim'im. Nafile yola bakma. Benden sana fayda yok, baygın Selim'e, nafile yola bakma. Müzik
yollarda gök biber. Baygın Selim'im, şimdiki kızlar pek kibar. Bahçelerde gök biber. Baygın Selim'im, şimdiki kızlar pek kibar. Kibar olmak ne fayda. Baygın Selim'im, güzellere itibar. Kibar olmak ne fayda. Baygın Selim'im, güzellere itibar. Merhaba kardeşim. Ömürler göz. Sen nasılsın? 53 yıl sonra Kızılcahamı'da harika bir müsabaka izliyoruz. Deve güreşi müsabakası, Ataspor'umuz diyor. Önceliğiyle Sıra Kızılcahamı köyünün muhtarı Ali Barı'da çok teşekkür ederim. Bu tartıda ayarladığı için, köyümüzün yararı, faydası için, ayrıca devi sahiplerine çok teşekkür ederim. Ama bizim Ali'miz var bir tane, Aydınlı Ali. Biz ne gezer biliriz ne özer. Ali'yi biz herkesten koyuyoruz. İnşallah Ali bakalım ne yapacak? Yine göreceksin. Ali'mizi göreceksin. Ali'ye özler de dinlemeyiz, gezer de. Ali on numara bir devi ama sahibi korkuyor biraz. Sahibi korkuyor. Ali on numara bir devi. Benim olacak Türkiye'de 150 milyar o deve. Güzelce. Ya da 250 milyar. Bak ne diyorum sana. Öyle özlermiş, gezermiş, bezer. Bakalım göreceğiz inşallah. Göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Gör, sen de göreceksin. O zaman takdir et. Tamam. Hayırlı sabah kadar. Ben teşekkür ettim. Arkamda görmüş olduğunuz deve müsabakayı kazandı. Rakibini kaçırttı ama hala müsabakaya doymuyor. Arkamdaki deve şu anda zincirin bağlanmasını istemiyor. Gelsin diğer rakiplerim diyor. Ve şu anda sahipleri ve urgancılar deveyi zapt etmek için uğraşıyor. Bir çiftimiz kaldı. Ay ikimiz eli bağla. Ben gurbetten gelince evleniriz ikimiz. Sallan hop dın 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 darı bende haydi dın dın davran da boyuna dın 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 sallan. İzleyenler amcamın şapkası tabii ki özel. Nereye özel? Kızılcahamı'ya özel. Bugün müsabakaları izliyor. Murat'la gizli de güneşi yiyor. Burada güneşten biz ne oluyoruz? Mayış yiyoruz ama. Amcam sağ olsun kendini iyi korumuş. Merhaba. Çok, merhaba abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasıl bir müsabaka izliyoruz? Çok güzel. Çok can güneş. Çok ah, can güveniniz yerinde. Biz neredeyiz şu anda? Siz de güvenlisiniz. Nerede olmaz. Güvendeyiz? Develer hakkında. Bir şey olmaz. Hiç kızmarız. Korucarız. Korucarız. Siz kendinizi ancak korursunuz ya. Sizi de korumuş. Nasıl bir müsabaka izliyoruz? İyi güzel. Güzel. Ataspor'umuz nasıl? Yaşıyor mu size göre Ataspor'umuz? Deve güreşi. Çok güzel bir şey. Yaşıyor. Yaşıyoruz. Nasıl başladı bu aş? Vallahi ben 50 seneden beri geliyorum buraya. 50 seneden beri. Çok güzel. Bir kere gördüm diyorsunuz, aşık oldum develere. Çok. Nasıl? Devenin bakımı kolay mı? Zor mudur? Nasıl? Bakımı kolay. Şöyle yazlık hazır yiyor. Dışarıda öyle bir kışın biraz telaşlı var. Hazır yemek için bir iki ay. İyi ki sezonun sonunda ne oldu? Deve güreşi oldu burada. Sonra bir tatil. Bugün sona erdi. Bir daha 8 ay sonra. İnşallah. Gönlünüz olsun. İnşallah. Siz neler söylemek istersiniz? Ben de çok memnun oldum güreşten. Herkes gönül güzelliğiyle gelmiş, malını getirmiş gelmiş. Herkesin gönlündeki güzel ideali Allah'ım nasip etsin. Ben bu kadar diyorum. Nasıl yani, ilk olmasına rağmen böyle bir katılım bekliyor muyduk aslında? Şimdi müsabakalara insanlarımızın çok yoğun bilgisi var aslında. Evet. Kızılcahamı'da. Evet, evet. Güzel, gayet güzel. Gayet güzel gördüm. O zaman ne diyoruz izleyenlerimize? Büyüklere ne diyoruz? Büyükler Ataspor'u ne yapacak?
Ayakkabı tutacak. Küçükler ne yapacak sonra? Devam ettirecek. Teşekkürünüz olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor şu an deneme müsabakaları? İyi gidiyor, iyi. Bu ıscakta deve güreşmez diyorduk. Güreşiyor bak. Vallahi her gün her şeyi görüyoruz maşallah. Bir yaşımı daha gidiyorum diyorsun. Ya. Bir yaşımı daha gidiyorum. Neler söylemek istersin ıscakta? Nasıl? Beğendik müsabakaları? Bu mevsimi görüp müsabaka güzel. Yani bu mevsim devre neredeyse yolacak. Hep... Var mı develere merakımız? Ya güreşlerine bakıyoruz ya, öyle merak, bakma merakımız yok. Bakmıyoruz. Benim. Bakmıyorsunuz ama bugün buraya geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Atasporuna sahip çıkıyorsunuz. Tabii tabii. Bütün sezon. Bütün sezon takip. Nasıl geçti sezon burada? Çok güzel. Çok güzel. Develerin performansı nasıl? Sezon sonu olmasına rağmen. Şimdi şu an pek düzgün değil. Develer yavaş yavaş başladı yozma. Artık beni dinlendirin diyorlar. Tabii, tabii. Ama ne oldu? 53 yıl sonra Kızılcahamlı'da ne oldu? Bir daha müsabaka başladı. Deve güreşi müsabakası. Hayırlı uğurlu olsun. İzleyenler, Esem ile rakibi mükemmel mücadele veriyor. Sezonun sonu olmasına rağmen Tire'de develer ne kadar hazır olduklarını işte böyle gösteriyorlar. Haccamda gerdanına haccam çıkmış aman da gül dalına, amanın haccam çıkmış da gül dalına, günler sokunmuş haccamda gerdanına, günler sokunmuş haccamda gerdanına. Nereye çıktın? Kıtıda mı çıktın sen maşallah? Tatlı yiyorsun vallahi ya. Görmemiş. Dakmayacaksın ya. Değil mi? Tatlı yiyin, tatlı konuşalım. Tabii. Nasıl gidiyor şu an müsabakalar?
İyi. Beğeniyor musunuz? Güzel kanlı mücadele oluyor mu şu anda? Çok güzel. Çok güzel. Seviyor musunuz atasporunu? Çok. Ne yapalım atasporu? Sahip çıkalım mı? Çıkacağız tabii. Türkiye sahip çıkacak mısın? Türkiye sahip çıkacağız değil mi? Tabii. Sallayalım. Yoluna gitme dedim haccamda odun dağına. Amanın gitme dedim haccamda odun dağına. Çıkan çoğulur haccamda senin yolun. Yok yok. Bu güreşin hayırlara vesile olması nedeniyle hatasız kazasız sonuçlanması ve mutlu sona ulaşması için bir iki ayet ve bir dua yapıyoruz. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Serkan hoş geldin. Kolay gelsin. Rabbena inneke men ve min esar men ene aminu bi rabbikum fe amenna. للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأوفى أن يا كريم وأوفى أن يا رحيم يا ربي yapılmakta olan güreşimizi hayırlara vesile eyle. Şu anda buraya teşrif etmiş olan bütün değerli davetleri ve sevgili misafirlerin amin diyerek dua ettiklerini ve ahirete intikal edenlerin ruhlarına da buradan hayırla şad ediyoruz. Hediye ediyoruz. Sen nasıl eyle ya Rabbi. Bu güreşin tertiplenmesinde emeği geçen bütün insanların gönüllerine, ellerine, kalplerine sağlık diyoruz. Şehitlerimizi hayırla yad ediyor. Geride kalan aziz şehitlerimizin ruhunu da bu okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı hediye ediyoruz. Sen ulaştır, sen kabul eyle ya Rabbi. Hayırlara vesile olsun, mutlu sonla bitmesi için, Allah rızası için. El-Fatiha. Sevgili izleyenler, herkes deve güreşinde tabii ne yer? Sucuk yer, kavurma yer. Abimiz şu anda ne yapmış? Yoğurdu almış, yoğurt yiyor. Hayırdır abi ya? Sevmiyoruz galiba. Sevmiyorsunuz. Hiç mi sevmezsin? Nasıl gidiyor müsabaka kadar? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Karada koçun boynuzu, karada koçun boynuzu. Siyah da saçın kunduzu, aman aman, siyah da saçın kunduzu. Koy ver de Osman'ın kız. Sevgili izleyenler, Tire'de Kızılcahamlı'da röportajımız devam ediyor. Şu anda müsabakalar sahada olduğu gibi müsabakanın dışında da şu anda develer müsabakaya hazırlanıyor. İşte görmüş olduğunuz gibi 3 tane abimiz şu anda devenin müsabakaya hazırlıyor. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl gidiyor hazırlıklar? İyi. Kolay mıdır deveyi müsabakaya hazırlamak? Zor. Zor ama sevgi işi bu. Tabii sevgi işi. Adı nedir şu an devemizin? Gazi. Neler bekliyoruz Nazi'den şu anda? Çok şey bekliyoruz. Mesela ne bekliyoruz? Ne bekleriz şimdi? Başarı bekliyorsunuz. Tabii başarı. Nereden katılıyoruz? Bayındır'dan. Bayındır'dan buraya geldiniz. Evet. İlk defa yapılıyor burada. Nasıl? Memnun muyuz katılımdan? Memnunum. Her şey gönlünüz olsun. Tamam. Sana da kolay gelsin. Adı neydi? Gazi. Gazi kolay gelsin. Nasılsın? İyi. İyiyim dedi. Sevgili izleyenler şu anda Gazi ben iyiyim diyor. Murat diyor. Beni fazla yorma diyor.
Ben şimdi biraz sonra müsabakada rakibime göstereceğim kim olduğumu diyor. Kolay gelsin kendisine de. Gurbete giden gelini, gurbete giden gelini, aklına neler gelir aman aman, aklına neler gelir. Haydi de bir tanem çarşıdan aman aman. Nasılsın? İyiyim. Murat'la gezinti programı yolunu kaybetti. Tire'ye geldik. Ne var bugün burada? Deve güreşi. Deve güreşi var. Evet. Nasıl gidiyor? Buradan develeri izliyorsun. İyi izliyorum. Müsabakalar nasıl? İyi, çok güzel. Atasporumuzu seviyor muyuz? Deve güreşini ne zamandan beri takip ediyoruz burada? Çoktan ediyoruz. Buğdu olmadı hiç daha. Ödemiş de. Her yeri takip ediyorsunuz. Bu yıl bir ilk oldu. Oldu. Bu da birinci yılı. Nasıl, sizi memnun ediyor mu bitireli olarak? Bak iyi ya. Bakıyoruz ya. Kimler var şu anda yanımızda? Hep arkadaşlar. Çekirdekler yeniyor. Gitti onu konuştu. Onu da geleceğim. Yemekler yenecek inşallah. İyi. Nasıl tamam. Müsabaka bekliyoruz? İyi. Güzel bakıyoruz. Nasıl, develeri beğeniyor muyuz? Beğeniyoruz. Çok güzel. Ben deveci kızıyım. Öyle mi? Evet. Nasıl, deve bakımı kolay mıdır? Deveci kızısınız. Evvelden deveci devemiz vardı bizim, bakıyordum. Nasıl bakıyordunuz? Bakımı nasıl? Az yiyor onunla. Çok yemiyor. Bir kısım bıçak. Nasıl, sadıklar mı? Hı. Sahiplerine sadık mı develer? Tabii tabii. Dev sahibini ellemez. Kızını mı ne yapar? Onu bilmiyorum gari. Unutmaz mısın bunlar? Tabii. Çok teşekkür ederim ben de sana. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor şu an deve güreşi müsabakaları? Valla ilk görüyoruz, sevdik. İlk görüyoruz daha. İlk defa mı görüyoruz? İlk görüyoruz. Nasıl? Televizyonda izlediğiniz gibi mi şu an deve güreşi? Daha güzel. Daha güzel? Yaşayınca daha güzel. Nasıl? Neler yapıyor şu an develer sahnede? Güreşiyorlar herhalde buradan baktığımız kadarına. Nasıl? Pazar günü evimize boş boş oturacağımızı diyorsunuz. Bugün geldik, müsabakaları izliyoruz. Ortam nasıl? Havalar ısınmaya başladı. Güzel, çok güzel. Bahar havası değişik, geldi. Tabii, değişik bir şey olmuş. Daha... Hayat nasıl gidiyor burada? İyi, normal, gayet normal. Nasıl, deveye merak var mı deveye? Yok, ölmek meraklı değiliz ama böyle olunca güzel oldu bakınca. Siz biliyor musunuz develeri daha önce? Yok, hayır, hiç görmedim. Nasıl, ilk defa görmenize rağmen memnun musunuz? Güzel, güzel. Müsabakalar nasıl gidiyor? Güzel, şu anda. Korkuyor musunuz deveden? Yani korkuyorum, evet. Neden korkuyorsunuz? Bilmem, hiç görmediğimiz için korkuyorum. Bugün yakından gördünüz. Gördük. Bu Emice'nin oğlu. Evet. Nasıl gidiyor yaşam Sire'de? Güzel, çok güzel. Neler yapıyorsun Sire'de? İşte hayvan. Geçimizi nereye sağlıyorsunuz? Hayvancılık. Kameralarım şöyle sizi görsün. Evet, hayvancılık. Size. Şu anda hayvancılık, daha önce pamuktun, şimdi hayvancılık. Kimler var ortamımızda? Kalabalık mı ayağa baktığım kadar? Evet. Kızlarla toplanmış bir yerde. Evet, köylümüz, misafirlerimiz. Dediniz ki gelelim, müsabakaları izleyelim. Evet. Çok teşekkür ederim ben de sizlere. El salladın mı? Sağ olun. Hoş günü hoştur hesam, hesam gönlümü kazan. Yeah.
Şimdi müsabakaları TRT'de kıran kırana devam ediyor. Şu an tabii kime geldik? Adil Bey'e geldik. Evet. Adil Bey tabii ki nedir? Bir devesi var ve evet. Deve bakımını yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Ve develeri müsabakalara hazırlıyorsunuz. Hazırlıyoruz. Öncelikle develeri nasıl müsabakalara hazırlıyorsunuz? Devenin neyine bakıyorsunuz? Yani deve nasıl müsabaka çıkarır? Onları nasıl anlıyorsunuz önceden? Şimdi develerin her birinin kendine göre bir oyun stili vardır. Sağcı olur, solcu olur, tekçi olur, çırpan olur, makas olur. Bizimkinin devenin şeysi sol makas güreşir. Sağ tekçileri bağlar. Bu şekilde hepsi kategori kategori farklı kilosuna göre ve şeyine göre güreş yaparlar. Şimdi tabii ki develer müsabakaya evet. çıktığı zaman evet. nasıl rakibini yenmesi için mücadele veriyorsunuz? Sizler tabii ki tabii. Develer güreşiyor ama insanlar da bence dışarıdan güreşiyor aslında develerle birlikte. Yani şimdi o devenin karşıdaki rakibin yaptığı oyununa göre bu oyununa göre onu bağlaması düşürür. Bu oyunu bağladığı zaman bu onu bağlarsa söker öbürkü kapatırsa sök kapat olur. Bakımı da kolay değil devenin. Zor. Maliyetli bir iş aslında. Aslında doğru mu? Maliyeti bakarsan bu işler yapılmaz ama bu iş gönül işi, keyif işi. Atasporumuz. Atasporumuz. Biz bunu yeni aldık. Bir senedir yapıyoruz. Yıllardır deve güreşlerine gittik ama bu biz bir senedir bunu bakıyoruz. Allah'a şükür alnımız ak. Adı nedir deve güreşi? Mercan. Mercan. Mercan'ın başarısı var mı? Mercan tabii ki yeşil kaç şu anda. Mercan var. Başarısı var. Bu sene 8 tane güreş yaptık. 7 tane beraberlik, bir tane galibiyetimiz var. İyi başlamış şu an sezonu. Ya sezonu iyi başladı. Yani tabii ki deviniz beraberlik mağlubiyet aldığı zaman, galibiyet aldığı zaman duygularınız nasıl oluyor? Şimdi tabii galibiyette duygu başka, beraberlikte duygu başka, futbol maçları gibi. Yani galibiyette tabii haliyle evdeki pozisyon dahi değişiyor. Bir de atasporumuz yavaş yavaş bakıyorum da artık çığ gibi büyümeye devam ediyor. Büyüyor. Evet. Tire'de ilk defa yapılıyor, Kızılcaavlu. Kızılcaavlu'da ilk defa yapılıyor. Evet, Tire'de yapılıyor. İlk olmasına rağmen katılımı nasıl bulduk? Katılım güzel fakat tabii bu havalar biraz sıcak olduğu için, sezon sonu olduğu için bu ekstradan çıkan bir güreş oldu. Burada bizim bir arkadaşımız vardı, vefat etti. Onun anısına düzenleniyor bu. Ne hastane güzel, olmuş işte. Yani evet. Bahar geldi. Bahar geldi. Baharla birlikte kimler yani, geldi? Develerimiz geldi. Şimdi bizim burada yıllardır yapılan bir Nevruz şenliklerimiz vardı. Nevruz şenliğinin ikincisini burada yapıyoruz. Ne güzel. Yani. Allah mutluluk versin amin, sizlere. Amin. Başarılar teşekkür, dilerim. Teşekkür ederim. Mercan'a başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ne mutlu bizleri bu şekilde röportaj ettiniz. İnşallah bu deve güreşleri daha güzel yerlere gelir. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Ortağım ben. Beraber güreştiriyoruz. Sezonun son güreşi. Ne güzel ama değil mi? Maşallah. Evet. Ya bu sevda işi. Bu sevmeden bunlar melek ya. Melek değil mi bunlar? Bunlar melek. Neler yapıyorsunuz gün boyu onlarla birlikte? Ya dili yok. Bakımları nasıl? Bunların dili yok konuşmaya. Neler yapıyor ya? Dili yok ya ama her türlü yapıyor? Her türlü sahibini tanımda yat dediğinde yatıyor. Güreşte senin sesini duyduktan sonra güreşi değiştiriyor. Her konuda yani ya kısacası bir melek yani. Ya bunlar. Aslında hepimiz öyle değil miyiz? İnsanların evet, sevgi olmasa yaşayamaz. Yaşayamaz. Hayvanlara sevgiye muhtaç. Evet. Sevgi aldığı zaman ne oluyor? Sevgi aldığı sevgisi çok etkileyici. Müsabakayı bir şey. Nasıl hazırlıyoruz? Nasıl bir spor yaptırıyorsunuz? Yürüyüş yaptırıyorsunuz yeni biz bunları yazın devamlı yürüyüş yaptırıyoruz. Her şimdi gün. Her gün bir ay sonra bir ayda 15 gün sonra üstündeki havuzlar alınıyor üstünden. Ondan sonra bakımı çekiyoruz. Ekim'e kadar devamlı bunlarla ilgiliyoruz. 29 Ekim, Kasım 15'lerinde havuz merasimi yapıyoruz. Bir de gazimizin başarısı var mı? Çok başarısı ne var. Ne başarısı var? Sayısı belli değil. Yani kaç ödülü var? Yani sayısı belli değil ama 50 yakın, 100'dür, 30'dur, 20'dir. Şu anda bu genç bir deve. Yani yaşı geç yaşında. Yani abim esas kendi sahibi. Ben kaç yaşında şu an devemiz? 9. Kaç başarısı var? Geçenden başarım. Hiçbir kaybı yok. Maşallah Gazi adı üstünde ya. Gazi başlamayacak. Ben mi başlayacağım? Abim de Gazi zaten. Kendisi de Gazi. Öyle mi? Kıbrıs Gazi'yim ben. Maşallah. Yani bir Gazi'nin bir de Gazi devesi olursa başarısızlık olur mu? İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ne mutlu sizin gibi insanlara. Ne mutlu bu müsabakalarına, atasporlara sahip çıkanlara diyorum ben de sevgili izleyenler. Çok teşekkür ederim ben de sizlere. Sevgili izleyenler görmüş olduğunuz gibi Tire'den röportajlarımız devam ediyor. Atasporumuz Türkiye'de çığ gibi büyümeye devam ediyor. Bu spor zor bir spor.
Bu spor sevgi işi, aslında meşakkati, pahalı bir spor ama Atasporumuz sağ olsun işte böyle Gazi abiler gibi diğer abilerimize ne yapıyoruz bizler? Kanal 35 ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz ve biraz sonra da tekrar müsabakalara geçiyoruz. Bakalım Tire'de, Kızılcı Havlu'da bakalım müsabakalar nasıl olacak? Hep birlikte izleyelim. Trying to get six figures on my hand, bitch. Only call you bitch because you only understand race. Superficial, I'm too official. Like two officials, I had this issue. Little booty and daddy issues. There you go, grab the tissue. I guess I'm classified as an asshole with glassy eyes. Don't act surprised when I grab the prize. Just realize it's do or die. Yıllardır mutfaklarınızda Orkide, sağlıkla, güvenle. Dürüm, 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 dönerci. Dürüm, 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 dönerci. Din siyah Ece'nin koyunları yapayalnız tuzaklar. Sen ne söylüyorsun bakayım? Şarkı şarkı, dönerci şarkısı bu. Ben onu dönence diye biliyorum ama. Ya işte sağdan soldan ben öyle duyuyorum. Hmm. Gel ben sana doğrusunu açayım Martı Burcu, gel. Nereden açacağım? TTNET müzikten. TTNET müzikten isterseniz bir şarkıyı, isterseniz tüm albümü indirin. Sevdiğiniz şarkıları istediğiniz zaman dinleyin. Siz de kuşlar gibi özgür olun. Şey, Ricky Martı'da var mı Ricky Martı? TTNET, iletişimde özgürlük, eğlencede özgürlük. Yıllardır mutfaklarınızda Orkide, sağlıkla, güvenle. Thank you.
ederim. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun ya? Maşallah pikniğe gelmişsin. Evet. Ne oluyor şu an arka tarafta? Deve güreşi oluyor. Deve güreşi bari. Piknik, mangal şahane. Evet. Nasıl bir ortam var şu anda ortamda? İlk defa Kızılcahamam'da çok güzel bir müsabaka oluyor. Deve güreşi müsabakası. Sizler de yanımızın deve sahibisiniz. Evet. Ne söylemek istersiniz? Nasıl bir atı sporumuz var? Valla biz Turgutlu Gökkaya'dan geliyoruz. Buradan bir abimiz olduğu için. Deve sevgisi nasıl başladı size? Evet. Valla deve sevgisi ezelden beri var. Kızım da bu sene çok başladığı için biz de onun arkasından geldik buraya. İyi ki gelmişsiniz. Evet. Nasıl? Develerimiz müsabakalara nasıl hazırlanıyor? Bakımları kolay mıdır? Onlarla nasıl ilgileniyorsunuz? Nasıl konuşuyorsunuz? Valla ona ablam konuşacak. Anladın mı biraz bize çok develeri? Çok güzel, çok güzel, çok seviyoruz. Nasıl hazırlıyorsunuz müsabakalara? Bakımı nasıl? Oo, bakımı zor. Kendi çocuğunuzdan ne yapmasın demeye önem veriyorsunuz tabii, değil mi? Tabii, tabii. Devam diken. En çok sizin ne mutlu ediyor? Develeriniz müsabaka kazandığı zaman mutlu ediyor mu sizi? Onu mutlu ediyor işte. Halı. Ama nasıl hazırlanıyor müsabakaya? Halıya kazandım. Ortam nasıl burada? Çok güzel. Çok harika güzel. Bir ortam var. Çok bahar güzel. Geldi. Evet. Pikniğimizi yapıyoruz. Deve güreşi müsabakası izliyoruz. Baharımızı alıyoruz. Ya ne olsun ya. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, tabii ki müsabakalar şu an devam ediyor ama ağalar biliyorsunuz, ağalar nerede olur? Ağalar gölgelik yerde olur. Çünkü şu anda yanında kim var? Helvacı. Helvacı Mehmet. Helvacı Mehmet abi var şu anda. Mehmet abinin tabii ki bir devesi var. Bakalım devesiyle kimse neler söyleyecek. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Allah develer Allah. Dinleniyor, sizler dinleniyorsunuz. Develer dinleniyor. Bir tanesini güreştirdim. Nasıl geçti müsabakası? Beraber yoldular. Ne güzel. İyi. Sol tekki bu. Dostluk kazandı. Bayramız. Tabii dostluk demek kazandı. Karşıdaki dostuymuş herhalde. Tabii tabii. Beraber kaldılar. İyi geçiyor. Bir tanesini güreştirmedim. Yeni avutmadım. Onu aslında güreştirmek istiyorum ama bir emsalini bulursam güreştireceğim. İnşallah. Şunu söylemek evet. istiyorum. Nasıl bir merak var? Atasporumuz tabii çok şimdi önemli. Deve sevgisi size nasıl başladı? Benim devecilik hayatım 300 seneye 500 seneye bakar. Maşallah. Dedelerden geliyor. Hatta devemin üstündeki havanın içinde dedem döktürmüş. İki tane beşi birlik var derdi. Değil mi? Çanının içinde. Öyle yaptırdım diyordu. Benim devecilim çok eski. Ama bir ara bıraktım. Sonra İbrahim Çiçi vardı. O geldi dedi bu deveyi sen bak öyle güreştirelim. Öyle bir daha başladık. Bir daha hastalık döndü. Bağımlılık yatıyor değil mi deve güreşi? Bu deve işi bağımlılık işi. Yani bir, aslında para beklenmiyor benim beklenmiyor, bildiğim kadarıyla. Para pul beklenmiyor. Sadece atı sporumuzu yaşasın. Eş dost, arkadaş. Atı sporumuzun sürdürülmesi. Hani bizim uğraştığımız şu etkinlikler. Ne güzel maşallah. Ha, bu etkinlikler yürüsün. Yürüyor mu şu anda? Ha, nasıl görünüyor şu anda? Yürüyor. Gittikçe yürüyor. De yeme görüş artık merak başladı. Yayılmaya da başlıyor. Kızılcahamam'da ilk defa yapılıyor. Kızılcahamam'da ilk defa yapılıyor. Bir de esas benim yani böyle memnun olduğum taraf gençlik. Ne güzel. Gençlik aslında gençler bu işe tabii. Bu işe önem vermeye başladı. Artık yani bu işin etkinlikleri ölmez. Peki Mehmet amca görev kime düşüyor tabii? Görev önce büyükler düşüyor. Görev. Büyükler yapacak, görev, küçükler izleyecek. Yarın da büyükler izleyecek, küçükler devam edecek. Artık tabii bizlere düşüyor, büyüklere düşüyor görev. Onları yönlendiriyoruz. Ne verirsen seninle? Gider seninle derler yani. Yani şimdi, sonuçta bugün biz küçüklere ne verirsek onlar bize bizde gelecek. Tabii. Çok teşekkür ederim ben de size. Gençlere yani en çok yani sevdiğim şu etkinliklere gençlerin sahip olması. Yani diyorsunuz ki ne güzel işte bunu anlattınız. Müsabaka aslında bahane. Güreş de bahane. Ama ister kazansın, şimdi, ister kaybetsin. Şimdi, önemli olan tanıtılsın. Şu arkadaşlarla şu etkinlik altında olmasa buluşmamız mümkün değil. Mümkün değil. Güreşi bahane. Çay şahane. Muhabbet şahane. Yani olsun aynen. Ya. Aynen. Ortam sevgili izleyenler görmüş olduğunuz gibi Kile'de Kızılcahamam'da mükemmel gidiyor. Aslında atasporumuz bahane. Yani atasporumuz ne oluyor? Bu vesileyle hem yaşıyor hem de yaşayan ne oluyor? Dostluk oluyor, muhabbet oluyor. Mesela bu iki tane
Yörük ağasının iddiayla bir tepsi baklavanın başında başlamış, başlangıcı. İyi ki de başlamış. He. Çok sağ ol. Kaç sene evvel bilmiyoruz. Onlara bize ne yapıyoruz? Çok teşekkür ediyoruz. Tabii, tabii. Yaşayanlara da ya da yaşamayanlara da bizden ne yapıyoruz? Tabii. Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii. İyi ki böyle sporlarımızı ayakta tuttukları için ne yapıyoruz bizler? Minnettarız kendilerine. Minnettarız. Seviniyoruz. Gençlerimize. Gençlerimize. Haydi gençler. Değil mi gözünüzü? Tabii. Çok sağ olun. Biberim acı, ocağa koydum sacı. Şimdiki kızlar kaçıyor, bandırmalı güzelim. Nedir bunun ilacı? Şimdiki kızlar kaçıyor, bandırmalı. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Babadan kıza geçti bu değil mi şu anda bu atasporumuz? Evet. Adınızı alayım. Filiz Kurtulmuş. Filiz Hanım, neler söylemek istersiniz? Tabii ki Kızılcahamur'da ilk defa bir deve müsabakası başlıyor. Oğlum güzel gel buraya. Bizim develer her zaman güreşi. Nasıl? Yani bir bayan olarak deveyle nasıl ilgileniyorsunuz? Bakımları nasıl? Yemler. Yemler pahalı işte bunlar. Bakıyoruz. Arpa veriyoruz. Arpa veriyorsunuz. Arpayı verirken sonra ne oluyor? Suyunu verik. Ondan sonra güçleniyor. Güçleniyor. Nasıl? Tamam, tamam. Adı ne devemizin? Ali. Ali. Ne yapıyor Ali? Başarıları nelerdir? Başarısı çok güzel. Güreşi. Güreşiyor. Nasıl? Var mı başarısı? Yani ödülü var mı? Var tabii, olmaz mı? Her zaman ödülü var bunun. Nereden geliyoruz? Ödemiş'ten. Ödemiş'ten buraya geldiniz. Evet. Nasıl? İlk defa yapılmasına rağmen Kızılcahamur'da. Güzel geçiyor musun bakalım? Güzel. Güzel. Diyorsunuz ki harika. Ailemden çok deveyle ilgileniyorum. Harika. Evet, harika. Ali sen bir tanesin ya Ali. Sevgili izleyen şu anda Ali müsabakalarını yaptı mı Ali? SS'ten de bir tane. Yaptın mı müsabakalarını Ali? Yaptı. Ali müsabakası sevgili izleyen yaptı. Şu anda diyor ki istirahat zamanı diyor. Bizden ne yapıyoruz? Ali'yi yalnız bırakıyoruz. Ona iyi istirahatler, bizlere de ne yapıyoruz? Müsabakalarda bol şanslar. Penceresi tül perde, perdenin ucu yerde. Yürek oynar, can titrer, bandırmalı güzelim. Seni gördüğüm yerde. Yürek oynar, can titrer, bandırmalı güzelim. Seni gördüğüm yerde. Arkadaşlar, heyecandan kendinizi unutmayın. Sezonun sonundayız. Herkes her şeyi biliyor. Sayın Cengiz Öngüdür, Sayın Kasabalı Mehmet, maddi manevi yardımlarınızı bekliyoruz. Süreçlerini tamamlayan Mimici ve Dedefti Biçoğlu beraber ayrılmışlardır. Hadi gözünü geliyoruz, gözünüz olsun. Sevgili izleyenler, sağımda Ali, solumda Veli. Ali Veli 49-50. Numarası belli mi? Çık ama sahne adı Hekimoğlu, bu Eftalya. Ne güzel. Neler söylemek istersiniz? Kızılcahamur'da ilk defa bir müsabaka yapılıyor. Evet, güreşlerimizin desteklenmesini istiyoruz. Desteklerimiz az. Bunun devam etmesi için çok büyük desteğe ihtiyacımız var. İnşallah bunlar da oluyor yavaş yavaş. Evet. Veli nasıl Veli? Veli şu anda bana bakıyor gözümün içine. Veli şu sizi an çok seviyor. Seviyor. Nasıl hazırlanıyorsunuz müsabakalara? Bakımı nasıl Veli'nin? Bakımı, özel bakımları var, onların yedikleri var. Evet. Sürekli antrenmanları var. Geziyorlar, yürümeleri lazım. Ne kadar yürüyor? Yani haftada 2-3 gün düzenli olarak evet. Abi bakıyor. Yürüyüşleri var. Yürüyüşleri oluyor. Evet. Sonra ne oluyor? Müsabakaya hazırlanıyor. Evet. Başarısı var mı Veli'mizin? Var. Ne var? Yani esas başarısı bunun kupaları var. Kupa alıyor. Ali kupayı alıyor, Veli onu izliyor. Evet, destek. Ne varsa Ali'de var, sonra Veli'de var. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben... Bir bayan olarak şu anda tabii ki ne yapıyorsunuz? Deveye sahip çıkıyorsunuz. Sahip aslında çıkıyoruz. Güzel bir spor. Tabii ki de. Bayanların bu işi yapması tabii ki çok daha güzel bir şey aslında. Evet, bence de.
Evli misiniz? Evliyim. O zaman eşiniz sizi kıskanmıyor mu? Yani deveyle fazla zaman geçirdiğiniz zaman. Hayır, kıskanmıyor çünkü o daha çok fazla zaman geçiriyor. Helal olsun. İsim neydi? Kendisi veteriner hekim olduğu için daha çok seviyor. Sevgiliniz ya tabii ki şu anda eşi develere ilgileniyor ama bakın şu anda bir deve sevdalısı abimiz hem de ne yapıyor? Veterinerlik yapıyorsunuz doğru mu? Evet doğru. Merhabalar. Merhaba. Ne yapmış çöpmüşün ya şu anda? Ben izliyorum. Deliyle şu anda bakışıyorsun. Ben izliyorum ne yapayım onlar konuşuyor. Hepimiz konuşursak iyi olmayacak. Onlar konuşuyor biz izliyoruz. Olsun sen de konuş ya. Konuşuruz biz de. Neler söylemek istersin kısa olarak ya? Nasıl bir sporumuz var atasporumuz? Valla atasporu en büyük özelliği sevgiye dayanıyor. Sevgisi olmasa hiçbir şeysi olmaz. Kim size aşıladı bu sevgiyi? Ben esasında soyumuzda rengi yok ama ufacıktan beri her şeyi terk ediyordum. Güreşlere gidiyordum. Yani okuldan kaçıyordum, güreşlere gidiyordum. Yani o şekildeydim. Yanlışlıkla doktora gitmiştim. Ha. Bana bir iğne vurdular. Ha. Yani deve aşısı iğnesi. Evet. O gün bugündür evet. Develere aşıyoruz. Tabii seviyoruz. Çok sevmesek zaten yapılmaz. İlk oyunu vurmuşsun. Vurulmuşuz diyorum. Ne mutlu diyelim. Sizlere. Sağ olun. İnşallah bu iğne herkese vurulur değil mi? İnşallah. Devam etmesi lazım bu geleneklerin ama ne diyelim büyük imkanlar lazım. Aynı zamanda bir güreş yapan yerlerde de zenginlerden, çiftçilerden destek herkes olacak. Destek lazım. Devletin de sahip çıkması lazım. İnşallah biraz. Sizler sahip çıkarsanız inşallah bizler de size yardımcı olacağız bu konuda inşallah. İnşallah. Ev birliğiyle şu anda da müsabakalar iyice genişlemeye başladı. İnşallah. Kim tutar sizleri? Kim tutar develeri? Evet sağ olun. Ali Veli. Teşekkür ederim sağ olun. Çok sağ olun. Efeleri nefesi. Sevgili izleyenler tabii ki şu anda diyorsunuz ki Murat şu an deve güreşinde Efe oyunu oynuyor ama niye oynuyor? Çünkü şu anda Efelerin diyarındayız. Kile'deyiz ve şu anda kimle beraberiz? Postlu Efe abimizle beraberiz. Ödemiş Efelerinden Ödemiş Kudret Yeşilova. Post Efe namlı. Evet Kudret abiciğim merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz yöremize. Teşekkür ederim sizlere. Zımba gibiyiz. Sağlığımız sağlığımız. Müsabakalar nasıl gidiyor? İyidir. Nasıl bir şaba kadar? Şu an develeri çok izliyoruz. Güzel, izliyorum. Hepsinin başarılar diliyorum develerin. Hepsi birbirinden güzel. Atasporumuz yaşıyor. Atasporumuz gayet güzel yaşıyor. Hem Ödemiş'in Efe oyunları hem de şu an develer müsabakalar yapıyor. Tabii. Daha ne olsun gene? Daha ne olsun. Millete güzel bir pazar tatil. Bu güreşi tertipleyen arkadaşlara teşekkür etmek lazım. Ben de tabii çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Atasporumuz yaşasın. Tabii. Her önce zaman. Büyükler bu işi yapacak. Sonra kime devredecek bu işi? Küçüklerimize devredecek. Küçüklerimize devredecek. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Müsabakalar hep sağladın mı? Sağ olun. Çok sağ olun. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizleriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tire'deyiz. Kızılcahamlı'dayız. İlk defa burada bir deve güreşi müsabakası oluyor. Arkaya bakınca güzel bir katılım var. Öncelikle katılımla ilgili ve atasporumuzla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu deve güreşi tabii bu bölgenin geleneksel bir etkinliğidir. Ben 20 yıldır bu deve güreşlerine katılırım. Tariş Genel Müdürlüğü döneminden beri. Maşallah. Bu yörenin hala yaşayan ve mutlaka yaşatılması gereken bir geleneğidir. Tabii şimdi mevsimin sonuna geldik. Bu develerin kızışma döneminde yani Ocak-Şubat aylarında özellikle çok daha şeydir. Sezon sonu aslında yaygın. Şu an sezon sonunda. Herhalde sonuncu ya da sonlardan biridir. Ama bunu burada yapmak önemli bir etkinlikti. Kutluyorum. Önümüzdeki yıl muhtemelen biraz daha erken bir sezona, develerin de daha kızıştığı bir sezona denk getireceğiz. Ama bu kadar büyük bir kalabalığı toplamak başarıdır. Çünkü
genellikle sezon içinde olan yerlerde bile bazen bu kadar olmayabiliyor. Onun için tire demek... İnsanlarımız seviyor aslında. İnsanlar seviyor. Tire de özlemiş demek ki bu işi. Bunu sürdürmek tire açısından Sayın da iyi olur. Deve güreşi aşkı nasıl başladı sizde? Yani kimler açtı size bunu? Bir kere ben zaten İzmir çocuğuyum, Ege'liyim. Ben deveye çok binmişliğim vardır bir kere. Ondan sonra bu Tariş döneminde biraz daha fazla oldu. Çünkü Tariş'te sonuçta üreticiyle, ortaklarla yüz yüzesiniz. Ve onlar sizi çok davet ederler bu tür etkinliklere. Kaçamazsınız yani. İşinizi gücünüzü de bir şekilde bırakırsınız bazen ve bu rahatlama imkanı da verir. Çünkü insanlarla temas kurmanın, bir sosyal ilişkinin biçimidir de bu. Ben bu yüzden de buradayım bugün. Gerçi sabah Bayındır'da kahvaltıdaydık örgütün. Maşallah. Arkasından Gökçen'e gittik. Kahvede sohbet ettik insanlarla. Şimdi buraya geldim. Sonra da Menderes'in köylerine gideceğiz. Böylece programımız bugün, yoğun bir program. Bugün de böylece sizlerle burada karşılaşmış olduk. Çok teşekkür ederim. Ben sizi de kutlarım. Deve girişi bahane. Sizi de kutlarım. Evet, yani Kanal 35'te böyle önemli geleneksel törenleri kaçırmıyor. O açıdan da size de başarılar diliyorum. Çok başarılar dilerim. Organizasyonda en büyük katkıda bulunduk. Hem örgüt olarak hem de milletvekilimizi davet ettik. Zaten bizi hiç yalnız bırakmayan, sık sık beldemize ziyarette bulunuyor kendisi. Ben bu kalabalığı görünce tabii ki heyecanlanmamak mümkün değil. Tabii bunun devamı gelecektir İlk bundan sonra. İlk defa yapılmasına rağmen aslında güzel bir katılım tabii, var. Tabii. Bundan sonra devamı gelecek. Çok sağ ol. Yaylalarında kaldım yanını.
Şu anda küçük abim çırpmaya gitti. Pınarcan açıp vermeden güreşi dengede tutuyor, ayakta kalmayı tercih eden. Yukarıdan boyun baskısı kurarak bağlamak için yüklenen Torbalı'dan küçük ağa. Diğer misafirler baş güreşleri bu şekilde devam etmektedir. Kare ordu yol üstünde girmek için güzel bir bağa. Şu anda güreşine başladı Torbalı'dan küçük ağa. İnsanlar sağ içinde yapıyor büyük bir heyecan. Küçük ağanın da rakibidir direden ortakların Mercan. Dinliyorsun. İsmet Büyük Bayraktar, Sayın Melih Gezer, yayında bekleniyorsunuz. Değerli misafirler, Torbalı'dan küçük ağa ısrarla çırparak bağlamak için boyun baskısı kuruyor. Rakibi olan Tine'den Mercan. Şu anda yeni bir heyecan dalgası başladı. Gelir gelmez soldan teke inmeye başlayan, havut rengi sarı olan, ana rengi siyah. Bu anda tekten bir soldan, bu deve nasıl güreşiyor? Sol makas sağ tek. Böyle bir sistem. İlginç pozisyonlar. Sol tekten sağ savdurmaya uzandı. Allah'a emanet. Gelen şiddetli oyunlara karşılık veren Tine'den Rıza Yarcı'nın İmparator namınız yürüsün. Rakibi olan Ulucak'tan Çatlıların Berduş. Şu anda Berduş ve de İmparator sol makasa geçtiler. İmparator ayakta, Berduş diz üzerinde. Yüklenen şu anda her iki ustede bir ayağa kalktı. Bir kez daha Berduş dizleri üzerine geldi. Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Güller Alkan, Kızılcavlu köyünde deve güreşi vardı. Oradan geldik. Şimdi Gökçen Cumhuriyet Mahallesi'nde oturuyoruz. Güreşten geldik. Kahvede oturuyoruz arkadaşlarla. Göç verdiniz mi burada? Göç verdik tabii. Okuyanlar gidiyor köyümüzden. Dışarı gidiyorlar. Gidiyorlar. Değerli bir iş adamı var yani şu anda. Tabii. Allah razı olsun Cengiz Bey'in sayesinde. Evet. Evet, güreşi çok güzel geçti.
Güzel geçti, evet. Evet, güzel geçti. Nasıl? Biraz canlan, heyecanlanmayacaksın. Teşekkür ederim. Yok, heyecanlanmıyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Kaç yıllık muhtarlık yapıyoruz burada? Bir saniye. Cevap soru cevap şeklinde. Alıyor mu şu an? Abi çok heyecanlı abi ya. Bir sessizde kalayım ya. Bir heyecan var herhalde. Evet, sayın muhtarım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Neredeydik biraz önce? Deve Güneşi'ndeydik. Kızılcaoğlu köyünde. Kızılcaoğlu köyünde Deve Güneşi'ndeydik. 53 yıl sonra ilk defa tekrardan güreş başladı orada. Evet, evet başladı. Nasıl bir güreş oldu? Güzel bir güreş oldu. Bunun devamını dileriz. İnşallah bir senelerde devam ederiz. Aslında atasporumuz tabii ki bahane tabii, yapılması. Tabii. Ne oluyor? Bu sayede insanlar bir yere toplanıyor. Dıştan eşin dostun buluşması güzel bir şey yani. Evet. Geldik şu anda köyümüze. Burası şu an neresi? Burası Gökçen. Tire Gökçen Cumhuriyet Mahallesi, Karat Mahallesi, iki mahalle olarak burası. Nasıl? Kimde? Kaç hanemiz var? 3000 nüfusumuz var. Cengiz'i gidin, ülkeye de zengin etelim. 1800-1900 seçmenimiz var. Böyle sağ olsun Cengiz abimiz gibi değerli önemli iş adamları ne yapıyor? Tabii, Allah, her türlü programa sponsor oluyor. Hem doğduğu yeri hem doğduğu yeri unutmuyor. Evet. Ben İzmirliyim demiyor. Evvela Karatlıyım diyor. Bundan da iftar duyuyoruz yani. Evet. Cengiz'imle. Yaşam nasıl geçiyor burada insanlar? Yaşam idare ediyoruz. Pek parlak değil ama çiftçilerimiz pek memnun değil. İnşallah iyi olur. İnşallah tabii ki şu anda kendi köyünüzde şu an Cengiz abi ne oldu? Köyün ağası şu anda. Yani tabii. Deve güreşinde ne oldu? Sponsor oldu evet. Sponsor oldu evet. Çok sağ ol. Evet. Murat'la gezinti Tire turumuzun bu hafta sonuna geldik. Haftaya bir başka yerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Подожди, скоро нам не видать.